İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da 250 yıllık tahıl ambarı bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan çalışma ziyareti çerçevesinde Fransa'ya gitti. CNN'e göre Yerevan az turiste sahip en iyi 20 Avrupa kentine dahil edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı İran ile müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı. Teröristler Halep'in yerleşim mahallelerini bombaladı. Türkiye'de Hristiyanlara karşı zulüm yoğunlaşıyor. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilinde bir çiftçinin tesadüfen bulduğu tarihi tahıl ambarı devlet koruması altına alındı. Çiftçi ambarı tarla sürerken arazide buldu. Uzmanlar poligonal taş ve Horasan harcı ile yapılan suya dayanıklı tarihi ambarı incelemiş, bunun yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve tahılı muhafaza etmek için kullanıldığı sonucuna ulaşmışlardır. Şimdi tarihi tahıl ambarı müzede. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan çalışma ziyareti çerçevesinde Fransa'ya gitti. Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu ziyaretinde Ermenistan'ı ziyaret etmeleri, yeni işbirliği fırsatları hakkında bilgi sahibi olmaları ve yatırım yapma konusunda pratik adımlar atmalarını sağlamak amacıyla Paris'teki bir dizi büyük Fransız firmalarının başkanları ile bir araya gelecek. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Mkhitaryan cemaatine ait Samuel Muratyan Koleji'nde ağırlanacağı ve Paris'in güneybatı banliyosu olan Sèvres'i ziyaret etmesi bekleniyor. Amerikan CNN kanalı az sayıda turistin ziyaret ettiği en güzel 20 Avrupa şehirlerinin listesini yayınladı. Tertaim'in bildirdiğine göre Avrupa'nın en güzel şehirleri listesinde turistler tarafından az keşfedilmiş manzaralarıyla Ermenistan'ın başkenti de yer alıyor. Açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti başkentinin Avrupa'nın uzak doğu kesimlerindeki konumu nedeniyle seyahat eden turistler onu sıkça ihmal edebiliyor. Ancak bu şehrin 2800 yıldan daha fazla olan tarihi geçmişi büyük bir turist kafilesi olmadan bile hissediliyor diye ifade edildi. Makalenin yazarları, turistlere Ermeni Kilisesi ve Erebuni adlı tarihi mimari müzesini ziyaret ederek Yerevan'ın tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyor. Salı günü resmen görevine başlayan yeni Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki gerginliğin daha da artmasını istemediğini ve İran'la ön şartlar olmadan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. News AM'in aktardığına göre Esper, gazetecilere yaptığı açıklamada provokasyonların gerçekleştiği, gemilere el konulduğu ve benzeri bazı şeylerin olduğu ve gerginliğin derinleştiği bir durumda olmak istemiyoruz. Biz sakinliğe ulaşmaya çalışıyoruz ifadesinde bulundu. Bakan, biz onlarla görüşmek ve müzakerelere nasıl geri dönebileceğimiz hakkında konuşmak istiyoruz dedi. Esper'in gazetecilerle yaptığı görüşmeyi Pentagon basın servisi yayınladı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la müzakere etmeye istekli olduklarını söylemişti. Sana Haber Ajansı'nın belirttiğine göre, terörist gruplar Halep'in yerleşim bölgelerine ateş açtı. Polis raporlarına göre, teröristler roket atar kullanarak Halep'in iki mahallesini bombaladılar. Bombalama sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 2 düzine sivil de yaralandı. Kaynağa göre Al-Hamdaniye ve Seyfet Davula bölgelerinde 2 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 3 kişinin öldüğü bombalama Halep'in batı varoşlarında bulunan Raşid'in yakınlarından gerçekleştirildi. İzvestiya gazetesi Suriye hükümet güçlerinin bu eylemlere cevap olarak teröristlerin konuşlandığı mevzileri topçu ateşine tutarak bombaladı. Sonuç olarak birkaç roket atar istasyonu imha edildi ve teröristler insan kayıpları verdi diye yazdı. Uluslararası Hristiyan Konseyi'nin bir analizine göre Recep Tayyip Erdoğan ve İslamcı Partisi'nin iktidara geldiğinde Türkiye Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak kendi tarihi konumundan yavaş yavaş geri çekildi ve Hristiyanlara karşı zulmünü yoğunlaştırdı. Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Din Özgürlüğü Komitesi Kongre'de bazı önde gelen analistlerin yer aldığı Türkiye'ye ilişkin konuşmalar düzenledi. Türkiye uzun yıllardır önemli dini azınlıklara sahip en ılımlı Müslüman ülkelerden biriydi. Ancak son yıllarda artan zulümle karşı karşıya kaldıkça bu Hristiyanların sayısı çarpıcı bir şekilde azaldı.
Katon Üniversitesi'nden Mustafa Akyol kongre yaptığı açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özgürlüğe yönelik reformlardan Batı'nın komplolarını ve onun hayali 5. kolunu her taşın altında gören paranoyak ve otoriter bir parti olmaya geçiş yaptığını ifade etti. Benzer bir durum Batı Ermenistan'da da yaşanıyor. Fakat dini zulmün aksine burada yerli halkın kültürel ve tarihi mirası tahrip edilmektedir. En iyi halde yalnızca turist kazandırma amacıyla bazı kiliseler korunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı Ermeni folk topluluğundan Bulbulu Negab adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.